evvela geçmişe ait Ramazan hatıralarımızı yad etmemizin esprisi çocukluk yaştan itibaren yaşadığımız Ramazan günleri geceleridir. İnsan doğduğu zaman Allah'a karşı tertemiz, pak bir gönül taşıyor. Ama onda henüz bu duygu organları tekamül etmediği için tabiatla ilgisini kurup içini dışına yansıtamıyor. Yavaş yavaş çocukluk dönemi başlıyor. Çocukluk dönemine dikkat ederseniz çok ciddi bir hareketliliğin olduğu, hiçbir çocuk yerinde duramaz. Efendim, şimdi buna hiperaktif diyorlar. Efendim, ben bunların hiçbirine aslında katılmıyorum. O insanın geldiği alemle ilgili bir olay. Peki nasıl oluyor bu? Şimdi biz Eles Meclisi'nden koparak bu deni aleme gelmiş varlıklarız. Eles Meclisi'nde biz bizzat Rabbimizi gördük, duyduk ve onun güzel kokusunu aldık. Şimdi o güzele karşı, o kokuya karşı, o güzel sese karşı fevkalade bir hasret var insanoğlunda. Onun için dikkat ederseniz güzel bir musiki kulağınıza, efendime söyleyeyim, koku burnunuza vesaire olduğunda hemen meyledersiniz. Hatta bunun izahını çok defa da yapamazsınız. Mesela bir şarkı, bir türkü bir dönem sizin dilinizde, gönlünüzde olur ama bir de baktınız geçti. Yani sanki bir solma dönemi başlıyor. Bu her şeyde böyle. Bunun altındaki espri aslında o güzel sesli olsun, o güzel kokuda olsun, o cemalde olsun, size Allah'ı hatırlatmasından kaynaklanan bir davranış biçimi ve stilidir bu. Ama kimse bu ne olduğunu bilemediği için her şey Cenab-ı Hak'tan değil mi? Allah'tan. Ondan geldik. Hasret oraya, o güzele, o kokuya, o söze, ona, yani hasret ona. Onu görmek istiyor, onu duymak istiyor, onu yaşamak istiyor. Ama dünya dediğimiz perde efendim önünü kesiyor ve ilk işte çocukluk aşamasında henüz orasını unutmamış. Oranın verdiği heyecan kalp dünyasında hakim, onu da hareketleriyle beraber, tavırlarıyla gösteriyor. Devamlı koşuş içinde. Koştuğu aslında bastığı zemin değil. Kalp ayağıyla bir yerlere koşmak istiyor. Allah'a koşmak istiyor. O kalp ayağıyla beraber, affedersiniz, cismani ayakla, yani bu fiziki ayaklarıyla beraber sağa sola atlaması, zıplaması aslında onun kalbi boyutta yüce yaradanı aramasıdır. Niye? Ya ben ne müthiş bir alemdi ve çocuğun dikkat ederseniz huzursuz hali yoktur. Her daim huzurdadır. Yani huzur mutluluktur. Ha, ne zaman yaşı ilerler, o perdeler biraz daha artar. Orayla irtibatını kestikten sonra da bir de bakarsınız ki mahkeme duvarı gibi olmuş bir adam. Şimdi buradan hareketle gelmek istediğim nokta şu. Eski Ramazanlar derken bizim aslında çocukluk günümüzde henüz o heyecanı yaşadığımız, Allah'tan tam kopmadığımız
ve her şeyde Allah'ı hatırladığımız o günleri kastediyoruz. Zaman değişmedi. Aslında biz değiştik. Biz perdeleri o kadar kavi koyduk, o kadar kalın koyduk ki bu duvarlar şeklinde açmak da mümkün olmuyor. Onun için oturuyoruz. Ya anlat bakalım şu Ramazan hatıralarını. Ne diyorsun be kardeşim deyip başlıyoruz. Ve o gün yaşadığımız duyguları bugün yaşayamadığımızın gizliden şikayetini yapıyoruz. Niye bunu yaşayamıyoruz tarzında. Çok ben öyle, sen öyle, yakınlarımız öyle, arkadaşlarımız, dostlarımız. Ha, o halde yapılacak olan iş nedir? Bu mutluluğu, huzuru bulmadan bulmak için evvela komşulardan yola çıkmadan evvel biz kendimize bir dönmeliyiz. Çocukluğumuza bir dönmeliyiz. Yani o gün bize mutluluk veren ne komşumuzdu, ne toplumdu, ne arkadaştı. Biz kendimize huzur, mutluluk veriyorduk. Yani çok farklı bir cevher. Böyle pır 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 uçardı insanın kalbi. Öyle değil mi? Öyle. Gözünü yumar bir nur deryası. Allah Allah. O çocuklukta oluyor bunlar. Niye? Henüz daha perdeler kavileşmemiş. Ha işte o günün insanları da bu manevi terbiyeden, dini terbiyeden uzak olmadığından gerek aile olarak, gerek komşu olarak, gerek dost olarak, arkadaş olarak o da aşağı yukarı senin emsalin duyguları yaşıyordu. Ve işte iki gönül bir olunca da samanlık seyran oluyor. Yani o tarz bir hayat vardı. Bugün o noktaya gitmek istiyorsak, yani o şekilde Ramazan diyorsak, evvela o güne dönmemiz lazım. Yani biz içimizde, şimdi diyeceksin ki ya hocam bize diyecekler gerici, bu manada desinler. Biz içimizden içimize bir hicret etmeliyiz. Bir yolculuğa çıkmalıyız. Bir sefere çıkmalıyız. Geldiğimiz o dünyayı hatırlayıp oraları kurgulamalıyız. O günler ne yapıyorduk? Mevlid dinlerdin, Kur'an dinlerdin. Yani o gün dinlediğin Mevlid de bugün dinlediğin Kur'an sanki o günkü Kur'an Mevlid değil. Öyle değil mi? Bu hali daha iyi anlayabilmek için bir misal vereceğim. Hemen hatırıma geldi. Bakın insanın bu kalın duvarlarının kalktığı anlar işte annesini, babasını, yakınlarından, çok yakınlarından birini kaybettiği anlardır, çocuğunu. O anlar perdeler hakikaten kalkıyor. Mezar başındasınız, İmam Efendi Kur'an okuyor. Allah Allah! Ya bizim bu hoca bu kadar güzel Kur'an okumu, nereden çıktı bu? Halbuki okunan Kur'an aynı Kur'an ama sen çok farklı iklimden onu seyrediyorsun, onu dinliyorsun. Ben bunu rahmetli kızımda yaşadım, rahmetli babamda yaşadım, rahmetli annemde yaşadım. Ve Allah dedim Allah Allah ya bu hoca bu kadar mükemmel Kur'an ben böyle dinlediğim yoktu. Sonra kendi kendime murakabe yaparken, muhasebe yaparken ya değişen hoca değilmiş, o şartlar beni değiştirdi. Biz perdenin çok aralandığı ama belki de çok o ıstıraptan, o hasretten yaklaştığımız Rabbimizin sanki o hafız, o hoca efendi vasıtasıyla güzel sesini duymaya başladık da ondan. Ha bugün de yapılacak olan bundan farklı bir şey olmaması lazım. Bütün insanlar bir iç olgunluğu seferine çıkması gerekiyor. Zaten dinin gerçek manada insanın mutluluğa, huzura kavuşturan yönü de bu tarafıdır. Yani her birimiz mutluluğu kendi dünyamızda yaşarız. Dış tabiatımız bunların hepsi hikaye. Hepsi hikaye. Yani bunu derken ya hocam bunlara ihtiyacımız yok manasında almayın. Huzur ve mutluluk, saadet insanın kendi iç tabiatında yaşadığı bir sarayda duyduğu hallerdir. Oraya gideceğiz. Ha dışın ne ehemmiyeti var? O iç dünyan bozulmasın diye dış tabiatı da ona göre düzenleyeceksin.
bir bütün haline getireceksin. Onun için ailenin burada rolü çok. Komşunun mükemmel, yani komşu mükemmel olma. Oradan koparmaması lazım seni. Ailede koparmaması lazım. Arkadaş, dost da koparmaması lazım. Böyle bir iklime girdiğin zaman, işte geçmişteki Ramazan, şu andaki Ramazan olur. Oruç, bugünkü oruç, o geçmişteki oruç olur. Farklı bir iklimde, farklı bir dünyada esasen olması gereken de bu, diyorum efendim. Evet.